Limanına, ağacına, deresine, suyuna sahip çıkan 3 arkadaşımız, Efor Maden Şirketi'nin ağaç kesimi ihale ettiği bir başka şirketin görevlisinin silahlı saldırısına uğramış. Saldırıda Reşit Kibar hayatını kaybetmiştir. İki arkadaşımız da Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralanmıştır. Yaşanılan olayların hepsi jandarmanın gözlerinin önünde gerçekleşmiştir. Tüm bu yaşananlar iktidarın ve sermayenin kar hırsının bir sonucudur. Bu kar hırsıyla yıllardır ormanlarımıza, vadilerimize, suyumuza saldıran sermaye, doğamızı katlettiği gibi canlarımızı da almaktadır. AKP iktidarının talan ve yağma politikalarının bir sonucu olarak yaşam alanlarımızı yok etmek isteyen sermaye, doğayı ve yaşamı savunan köylüler, gözaltılar, tutuklamalar ve tehditlerle yıldıramadığını anlayınca doğrudan hedef gözeterek silahlı saldırılarla mücadelemizi geriletme derdindedirler. Biz bu saldırıların nereden kaynaklandığını, hangi amaçla gerçekleştiğini ve kimlerin çıkarlarını güvence altına aldığını çok iyi biliyoruz. Sizleri çok iyi tanıyoruz. Aynı iktidar ilişkileriyle bugün Kuzey Ormanları talana ve yağmaya açılmış, neredeyse her köyümüze, her askeri alana rant gözüyle bakılarak şirketlere peşkeş çekilmiştir. Her gün yeni bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle orman alanı olmaktan çıkartılan Kuzey Ormanlarımızı bir bir kaybediyoruz. Maden ve taş ocağı yağmasına karşı direndiğimizde karşımızda devletin kolluk kuvvetlerini, yargının şirketlerini, koruyucu yasalarını, mafyatik çete liderlerini görüyoruz. Şirket çetelerini görüyoruz. Üçüncü havalimanını, üçüncü köprüyü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu açan, Kanal İstanbul projesini bizlere dayatan, Artvin'de Ceylattepe'nin kalbini söken, Akbelen'i yağmalayan, bütün bir Trakya'nın verimli tarım ormanlarını ve tarım topraklarını ve ormanlarını jestlerle, restlerle yok eden, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı, barınma hakkımızı da elimizden alan çetelerin ve yağmacıların karlarına kar katması için bu saldırıların önü iktidar tarafından açılmaktadır. Hem yaşam alanlarımızı kar uğruna talan edip hem de yaşam sonucularının üzerine ateş açarak katleten çeteler bilsin ki bu memleket bizim. Doğamızı, ormanlarımızı, her ağacı tek tek savunacağız. Mücadelemiz hiçbir yerde eksilmeyecek. Dünden daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde karşısında duracağız. Güvendiğiniz siyasi iktidar, onların işbirlikçileri, iş makinalarınız, silahlarınız, joplarınız ve kalkanlarınızla yaşam alanlarımızdan defolup gideceksiniz. Dostlar, bizler İstanbul Doğa Savunmaları olarak bu mücadelenin sadece bir çevre mücadelesi olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu aynı zamanda yoksul köylünün, işçinin, emekçinin, yani halkın onurunu, yaşamını, doğasını savunma mücadelesidir. Sermaye güçleri halkın emeğine, doğasına ve yaşamına göz dikmiş durumdadır. Ancak unutmamalıyız ki örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Gezi'den bu yana 10 yıllardır HES'lere, JES'lere, yağma ve talan politikalarına karşı direnen bir halkın mücadelesi, Reşit Kibar'ın mücadelesi, tam da bu yüzden hepimizin mücadelesidir. Onun uğruna can verdiği sermaye işbirlikçilerine peşkeş çekilen bu ormanlar hepimizin savunması gereken ormanlardır. İstanbul'dan başlayarak Kuzey Ormanları'nı ve memleketin her karış toprağını, suyunu, havasını Reşit Kibar gibi savunmaya devam edeceğiz.